Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye karıştıran Sadullah Ergin'in adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, artık oyların heba olmaması için böyle bir akılcı politika izlendi dedi. <laughs> Milletvekili listeleri teslim edildi. CHP'de Sadullah Ergin krizi patlak verdi. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu adaylarına karşılık masadaki diğer partilere vekillik dağıttı. Deva Partili Sadullah Ergin de Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi. Ergen'in Çankaya bölgesinden aday gösterilmesi parti tabanında tepkilere neden oldu. Çok sayıda kişi Sadullah Ergen'in aday gösterilmesine karşı çıktı. Diğer yerlerde de illerde de benzer tartışmalar var. Olabilir. Ama dediğim gibi yani Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partilerde de var. Dediğim gibi Saadetli var, Devalı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İyi Partili var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi. Yaşanan gerilimin ardından Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyor. Krizin ardından Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Artık oyların heba olmaması için bu politikayı izlediklerini belirtti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Sadullah Ergin hakkında sarf ettiği cümlelerse unutulmadı. 2010 yılında Ergin hakkında sen uygar bir toplumda adalet bakanı değil milletvekili olamazsın ifadelerini kullanmıştı. 2014 yılında da benzer ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, Ergin'in aday gösterilmesiyle adeta kendisiyle çelişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.